Tayland'da 2 gün önce sıkı yönetimi ilan eden ordu, düzeni tekrar sağlamak ve reformları devreye sokmak için yönetime el koyduğunu duyurdu. Genelkurmay Başkanı Prayut Chan-o-cha, anayasanın askıya alındığını ancak senato ve mahkemelerin fonksiyonlarını olduğu gibi devam ettireceklerini açıkladı. Darbe ile birlikte geçici başbakana da ordu kışlasına gelip imza atarak bildirimde bulunması zorunluluğu getirildi. Gece sokağa çıkma yasağı getirilirken toplanma ve gösteri yapma hakkı da yasaklandı. 7 aydır hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği ülkede bundan sonra yeni hükümet kuruluncaya kadar 5 kişiden fazla göstericinin toplanmasına izin verilmeyecek. Dün Genelkurmay Başkanı öncülüğünde farklı siyasi parti temsilcilerinin çözüm bulmak için bir araya geldiği toplantıda ilerleme sağlanamamıştı. Bu arada medyaya da sansür uygulandı, ordu basın yayın organlarına ulusal güvenliğe uygun yayın yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Ülkede hükümet ve muhalefet arasında aylardır süren siyasi gerginliğin ardından ordu önceki gün sıkı yönetimi ilan etmiş ve bunun bir darbe olmadığını savunmuştu. Tayland'da son 80 yıl içerisinde 18 askeri darbe yaşandı.